Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz Python son yıllarda popülerliği gittikçe artan bir programlama dili. Python yeni başlayanlar için öğrenmesi kolay bir dil ama daha öncesinde programlama yapmış kişiler için de inanılmaz kolaylıklar sağlayan ve gelişmiş özellikler barındıran bir dil. Bu videoda size Windows 10'da nasıl Python kurabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Chrome browser'ımızı başlatalım. Evet, browser'ımız geliyor arkadaşlar. Browser'da python.org yazacağız. www.python.org yazacağız arkadaşlar. python.org'a gittiğimizde downloads kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Otomatik olarak işletim sisteminizi büyük ihtimalle seçecektir. Burada download for Windows diye seçiyor zaten. 3.7.0 indir diyeceğim. 3 serisini indirmenizi tavsiye ediyorum genel olarak arkadaşlar. Çünkü 2 serisi artık güncellenmiyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi 3.7.0 geldi. Tıklıyorum arkadaşlar. Çalıştır diyeceğim. Arkadaşlar bu ekran geldiğinde basit ama önemli bir nokta var. Sol altta Add Python to 3.7 to Path. Yani Python'u yola ekle veya pata ekle diye bir seçenek var. Lütfen onu aktive edin arkadaşlar. Ondan sonrası da üst tarafta Install Now yazan kısma gidiyoruz. Evet, setup başladı arkadaşlar ve kurulumu gerçekleştiriyor gördüğünüz üzere. Peki kurulum gerçekleştirdikten sonrasında Python'u nasıl test edebiliriz? Kurulumumuz bitsin, onu da göstereceğim arkadaşlar. Python'u test etmenin kullanmanın iki yolu var. Bir, eski dostumuz komut satırından kullanmak. Bu genellikle Linux tabanlı çalışan arkadaşlarımız için daha aşina, daha bildik. İkincisi de grafik arayüz kullanmak. Python'un bir tane idle adı verilen grafik arayüzü var. Oradan da kullanabilirsiniz. Özellikle Windows kullanıcısıysanız idle'la başlamanızı tavsiye ediyorum ama Linux tecrübeniz varsa komut satırından da başlayabilirsiniz. Evet, burada yükleme bitsin. Hemen Python açacağız. Gördüğünüz üzere çeşitli modülleri yüklüyor. Pip yüklüyor mesela. Pip Python'un paket yükleme sistemi ve emin olun ki çok çok işinize yarayacak bir sistem. Python öğrendikçe, Python'da ilerledikçe farklı farklı modülleri yüklemek zorunda kaldığınızı göreceksiniz. Yani başka insanların yaptığı kodları kullanacaksınız ki bu çok normal, olması gereken de bu. Her şeyi kendiniz yazmak zorunda değilsiniz. Bunları yükledikten sonrasında siz de onların kodları üstüne yeni şeyler inşa edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, close diyorum. Python'ı kullanmanın ilk yolu dediğim gibi idle. Eğer Windows özellikle Windows aşinaysanız, evet, en üstte gördüğünüz üzere aramadan da bulabilirdiniz. Idle'dan arayüzü açmak arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere idle geldi arkadaşlar. Idle Python arayüzü. Mesela burada print diyelim. Bu ilk yazdığımız, genellikle bütün programcılar için ilk yazılan koddur arkadaşlar. Evet. Hello Python World yazalım. Python World. Evet. Gördüğünüz üzere ilk yazdığımız programımızı çalıştırmış olduk. Python derlenen bir dil değil. Python bir scripting dili. O nedenle derlemek zorunda değilsiniz. Ve interpreter ya da yorumcu, şu ekranda gördüğünüz Python, sizin yazdığınız kodu direkt yorumlayıp ekrana alacaktır. Python'u kullanmanın ikinci bir yolu ise arkadaşlar, dediğim gibi daha çok eskilerin kullandığı bir yol. Şurada arama kısmına arkadaşlar cmd yazacağım. Komut istemi yazdı ya da komut satırı. Komut satırında da arkadaşlar aynı işlemi yapabilirdik. Nasıl yapardık? Birazcık buradan küçültebilirsek. Evet. Eğer Python'u pata eklemişseniz, burada Python yazdığınızda direkt çalışması gerekiyor. Evet, gördüğünüz üzere Python geldi. 3.7.0 versiyonu geldi. Hemen buradan da çalıştıralım. Pardon. İyi ile. Print yazalım. Parantezimizi açalım.
Hello from black screen diyelim. Black screen. Evet, hemen tırnağımızı kapatalım, parantezi kapatalım ve enterlayalım. Gördüğünüz üzere Python hem idle üzerinden hem de commit satırından, commit sisteminden çalışabiliyor arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Videolarımızı yararlı buluyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.